Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün Warface'te birkaç gün önce çıkan, gerçi bir hafta da olmadı bile, bu silahlar için craft sistemi. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bunun için biraz hazırlandım kendimce. Sanırım arkadaşlar, benim anladığım kadarıyla bazı tüfekler için, Hydra'da çıkan tüfekler için özellikle, yani 4 tane, 1000 adet craft kartı toplayabilirseniz o silahları satın almış gibi sahip olabiliyorsunuz kalıcı olarak galiba. Lafı uzatmadan nasıl toplayacağınızı size hızlıca bir anlatayım arkadaşlar. Pardon. Şimdi ilk girişlere bakalım. İkinci gün, evet. Evet, 5 tane. Tamam. Üçüncü gün bir tane. İşte dördüncü gün bakalım. Ben bunları denedim. Birden fazla hesapla denedim arkadaşlar. Yine 5 tane. Tamam. 10 tane. Dördüncü gün. Bir kere daha yapmışım dördüncü günü. Çünkü bir verdiği de oluyor, 5 verdiği oluyor, 10'u verdiği oluyor arkadaşlar. Beşinci gün, yani bu sabit değil. O ilk giriş bonusları asla sabit değil. Yine bir tane mi? Yine 5'in ikincisi mi? Evet. Bununla da 10 tane çıkmış mesela. 6. gün yine 1, 5 ya da 10 çıkıyor arkadaşlar. Şu 7'ye kadar anladığım kadarıyla öyle oluyor ilk giriş bonusları. Daha şey fırsatım olmadı. Son şu süper bonus falan dediği sonuncu gün şeyini toplamak fırsatım olmadı henüz. O da herhalde 20 falan verir taç atlasın. Neyse, ben susayım burada. Ranked VS'den aldım arkadaşlar. O videoyu size göstereyim. Ranked VS'den aldığımı. Bir bakalım Ranked'den nasıl çıkıyor. Bu Ranked VS'den en başta verdiği. Yani giriyorsun, oynuyorsun. Ha, 5 taneymiş. Peki bunu her kazanan tarafta olduğunda verecek mi acaba? Yoksa, çünkü bir nit dedi. Bir 21. mi oldum ben şu anda? Yazıyor mu? Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Kendisine mi tıklamam lazım? Ha, 21. olmuşum. Tamam. O zaman kardeşim 20 olunca mı? Ha, buralara bir maç daha kazanırsam 20. olacağım. Yine verecek custom kart ranked vs. Ama şey, ama şu ilk bitimelerde olduğu gibi 1 ile 10 arasında artık şansına bahtına. Az önce mesela kaç verdi? 5 mi 10 mu ne verdi? 27'nin 20 oldu onunla beraber. Hani tamam, veriyormuş. Ranketten veriyor arkadaşlar. En az 5-10 tane falan veriyor her sıralama atlayışınızda. Bu ilk giriş bonuslarındaki gibi veriyor bir sürü anladığım kadarıyla. Evet, ilk giriş bonusları, ilk giriş oyuna giriş bonusunda verdiği random box şeklinde veriyor galiba, yani 1, 5 veya 10. Belli bir noktaya kadar, belli bir raddeye kadar. Kinetics Card Box. Ne olursa galiba, bakın rankette 6'ya atlayabilirseniz, yok pardon, ha 5'e atlayabilirseniz Cobalt Kinetics rastgele mi veriyor? Hepsinden mi veriyor acaba? Bütün serisi 4 silah için de üçer beşer tane falan filan, öyle bir şey olabilir. Evet, 4-5 4 kutu falan öyle. Birden beşincilik. İlk beşek sanırım seri halinde bütün hepsinden veriyor. Evet, izlediniz arkadaşlar. Ranked'den sanki ilk beşe falan girirseniz iyi bu kartlardan toplama şansınız var gibi. Bir de oyunun videos kanalında, YouTube'daki Warface'in nasıl desem bir video gördüm. Şey, ama yani craft'la ne yaparsınız filan anlatırmış gibi yapmışlar ama hani yani şey değil ya, yani ben bir şey anlamadım. Bir izleyelim beraber isterseniz. Uzun bir video, kısa değil ama kısa bir yerini size kesip vereceğim. Adam hani demiş ki
alıyorsun, exchange yapıyorsun bilmem ne falan fistan. O 30 bin oyun parası istiyor arkadaşlar. Ben oyun parası kastım. 30 bin. Bir tane de olsa kart alamıyorsun onunla. Hani galiba o 1000 adet şeyi alırsanız nedir onun adı size söyleyeyim. 1000 tane kartı toplamayı başarırsanız ondan sonra 30 bin verip silahı mı alıyorsunuz? Krediyle bilmem neyle kırdırıyor musunuz? Ok elde ettiğiniz kartı mı? Ben hiçbir şey anlamadım oradan yani. Sanki bir gizem yaratılmaya çalışılmış. Ne halt olduğunu, ne cacık olduğunu anlama. Ya git şunun 1000 tane kartı, şu free kartı git 6000 krediye al demiş adam yani. Silahlara sen bir 5000 10000 kredi çekip 750 750 1000 1000 1500 1500 2000 2000 hani 10000 krediye sen git 5 tane çok sağlam tüfek alırsın. Her sınıfa birer tane alırsın paşa paşa. Hatta bazısını 1000'den falan seçersin. 2 tane 1500'lük, 2 tane 2000'lik alsan 7000 eder. 3000'e de gider iyi bir zırh seti kuşanırsın PvP için. Satın alıp. Ya bitti gitti yani. Ama burada adamlar 6000'i bas bir tane tüfek için. Bir tane tüfek için. 6000'i bas o kartı burada harca gibisinden bir triplere girmişler. Verdiği tüfekler de anladığım kadarıyla arkadaşlar şeyden çıkan, Hitler'dan çıkan şu üstünde ejderha mejderha şekilleri olan tüfekler. Çok ahım şahım şeyler değil. Şimdi o videoyu izleyelim bakalım. Ben bir şey anlamadım yani. Adam bir tanesini 1000'e kadar yapmış, doldurmuş. Sonra 1000 tane var elinde. Craft diyor. O 1000 tane olduktan sonra onu kırıyor mu? Kron ya da krediye mi çeviriyor? Tam tersine. Oyun parasına, krona falan mı çeviriyorsun onu kırdırıp? Hani bir şey anlamadım. Alttaki kartlar da eksi diyor. Free kart 10 tane lazım diyor. Ben bir şey anlamadım yani arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne yani? Hatta şunu yavaşlatıp da bir ekleyeyim şu videonun içerisine. Yavaşlatıp da bir izleyeyim. Nasıl oluyor abi? Bu ne bu abi? Tamam, adam 1000 tane kartı var, toplamış. Free kart da lazım galiba. 30 bin oyun parasına 10 tane free kartı 30 bin oyun parasına kırdırdı galiba. Ya da 5 tane verip 150 kron aldı. Bir tane free kart gidiyor. Tuhaf bir şey. Galiba. Free kartı şu an 7 tane gidecek mi bunları kırdırırsa? Peki 1000 tane 1300 tane kron yaptı. 1500 yaptı. 10 tane free kart istiyor. Exchange deyince ne oluyor? Olmuyor mu? Oluyor mu? Ne yaptı öyle ya? O kartları martları kırdırdı. Şeye çevirdi. Tuhaf. Abi adam kartları kırdırdı, mırdırdı, bir şeyler yaptı. Öfledi, üfledi, püfledi. Krona çevirdi. Bu ne abi? Ben bir şey anlamadım. Bu 30 bin oyun parası falan yazıyor. Burada adam krediye, krona falan filan. Ben tam tersi sanmıştım ilk izlediğimde. Biraz ayrıntılı izleyince evet kartları adamın eksiliyor. Anlamadım ki yani. 7'den 17'ye çıktı free kartı. Ne oldu? Adam 800 lira düşürdü o craft kartını. Free kartını yükseltmiş oldu sadece. Ben o konuya bir şey anlamadım ya. Ne iş döndüğünü anlamadım. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Sen şey yap. Kredi çek, 6000 kredi yatır, 1000 tane craft kartı al, gel bir silahın kartını tamamla. Ondan sonra bir şey yapmaya başla mantığı mı acaba? Yani bir merak yaratıp meraktan kredi, oyun parası, gerçek oyun parası satın almaya mı yönlendirmeye çalışıyorlar? Takdir sizin. Şimdi ben şeyi biraz yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Warface'deki şu silahları filan verdiği silahları ve operasyon şeyini nasıl desem
operasyonda yaptığı oyunun verdiği şeyleri biraz yorumlamak istiyorum. Bakalım biraz da oradan bahsedelim arkadaşlar. Çünkü bir yolu da Spec Ops görevlerinden almak bu kartları. Ama yani nasıl desem Ranked'den mümkün. Sabredip oyun verdiği sürece ilk girişlerle toplamanız da bini yavaş yavaş mümkün sayılabilir. Hatta deli gibi Ranked vs atıp sürekli kazanıp kazanıp durmaya çalışsanız, günlük 50 tane falan filan kazanmaya kalksanız olur mu? Olur. Olur. Çünkü günde her bir silah 1 ile 10 arası falan veriyor. 1, 5 ya da 10. Hani 20 gün deneseniz, 20-25 gün, bir ay hatta deneseniz, her gün 5-5, 10-10 verse bir tüfe, 10 gün, 10 gün 10-10 verse mesela 4 sınıftan birine, 5 gün verse mesela 50 eder. Her bir silaha 50 eder. 5 gün de 5-5 verse 75, 1-1 verse 80, her tüfeğe 80 eder. Hani bir ay civarı falan takılsanız, ilk giriş bonuslarıyla tahminim, hani her silah en azından bir 100 civarı kart kasarsınız ki bu onda biri ediyor. Ranked en son 1 ile 5 arası demin gördük, videoda izledik, anladım benim anladığım kadarıyla 4 sınıfa da veriyor. Yani 4 tüfeğe de veriyor. Birinci tüfeğe 5 tane verdim, ikinciye 10 tane verdim, üçüncüye 1 tane verdim falan gibisinden. İlk giriş bonuslarındakinin 4'üne birden olan hali. Ben öyle anladım ya da. Şimdi Ranked'de falan filan kasılır. Eyvallah, olur. Olmaz değil. Ama yani operasyon görevlerinin içine de koymuşlar. Hartlar. Yani bayağı bir listesi vardı Warface.com'da. Hartlarını bitiriyor. Mesela şunun normali Mars'ın normaline veriyor. Ha, hard değil. Sunrise'ın da galiba normaline veriyor. Abi yalnız bunlar diğer bölümden hard'ının da hard'ı. Nightmare gibi. Bitiremezsin abi. İlk de zaten şans meselesi. Alt üstü 3 kişi oynuyorsunuz. Yanına 2 tane sazan gibi adam gelse dilini falan anlamıyor. Ya iyi oyuncu gelse bile, bu diğer Spec Ops'lar için de geçerli. Ya bir anda kafayı yiyip birbirini vurmaya başlıyorlar. Geçen gün ben sırf denemek için size video çekeceğim diye şu Anibus'un hard'ını oynamaya çalıştım. Abi sonlarındayız, bitireceğiz. O şey kaç tane kart verecek, ne çıkacak onu göreceğim. Adamın bir mediki vurmaya başladı, paramediki. Azıcık ilerliyoruz, vuruyor. Adam dirildikçe, checkpoint oldukça vuruyor. Sonlarındayız oyunun yani. Ya dedim, niye vuruyorsun oğlum mediki? Derdin ne? O da çok böbürleniyor yani, usta oyuncuyum ayaklarına biri. O öbür medikin de rütbesi düşük, rankı düşük bir oyuncu. İşte fast die. Hızlı ölüyor. Yazdım now everybody fast dying. Şimdi bütün hepimiz fast geberiyoruz. Hepimiz hızlı ölüyoruz şimdi sana sayıldı. Adamı niye vuruyorsun oğlum? Bitirmeme az kala herkes birbirini vurdu. Medik düşünce herkes düşüyor. Düştü müydü kalkamıyorsun. İki kere mi ne hardta? İstediğin kadar burada git kronları kırdırıp bin kaçtı ya? 1200 kron falan veriyorsun galiba. Heh. Mesela diyelim silah milah çıkmıyor krona. Hiçbir cacık çıkmıyor. Diyorsun ben Spec Ops oynarken kafama göre dirileyim diyorsun. 1200 kron, İşte 2600 kron kasıyorsun. Kasılmaz bir şey değil. 3 günde 3000 kron kasarsın. Spec Ops'ları sırasıyla oynarsan. 3000 civarı kron kasıyorsun. Mesela şunu 3 kere alsan 1300, 1300, 1300, 3900. 150 tane dirilme eder. 10 tane de oyunun verdiği fullken üstüne eklesen 160 tane dirilme eder. Can listesi yaparsın. İmkansız değil. 3-4 gün kafayı verip günde birkaç saat akşamları falan oynasan o kronlar da kasılır. Ve yani gidip şans kutusundan tüfek düşüreceğim diye kronunu basıyorsun, bir cacık çıkmıyor. En azından o hesabında sürekli bir dilime falan olacak. Spec Ops görevlerinde falan hardlarda kullanabileceğin şekilde dilime olacak. Ama işte diyelim ki dilime paran bolca var. Orayı bitirmek istiyorsun ne verdiğini görmek için sırf. Adam iki kere dirilme şansı veriyor. Ölüyorsun, kalkıyorsun. Bir daha ölünce galiba kalkamıyorsun. Ya da kalkarsan orada bitti. İkinci kere öldün, kalktın.
Ondan sonra dilime paran isterse 1.000 tane olsun. Oyuna devam ettirtmiyor sana. Diğer adamlar da öyle. Ve işte dediğim gibi düzgün bir ekip bulsam bile ya zaten zor. Oyuncu bulmak da zor Warface'te doğru düzgün. Eskiden TR serverı açıkken şu şeyi maratonu abicim girir bitirirdik ya. Girir bitirirdik. Herkese bir görev falan verir. Şimdi mümkün değil. Hani buralarda yok bilmem neyin hardını, ya Şerker'in hardını, Siber Horde'nin hardını, onun hardına, bunun hardına veriyor o craft kartları. Bir de işte Sunrise'la Mars'ın normallerine veriyor. Hitra'yı zaten bitiremezsin. Versin vermezsin hiç önemli değil. Hitra'yı bitiremezsin çünkü şey yani 3 kişi geliyorsunuz. 2 kişi çok geri zekalı çıkıyor bazen. Akşama kadar deniyorsun düzgün bir ekip bulmaya. Tam düzgün bir ekip buldun. 17 Hitra'da 17-18'e kadar gittin. 19'a kadar gittin. Adamın biri lag yiyor. 3 ekran yiyor. Düşüyor oyundan abi. Zaten 3 kişisin alt üstü. 3 tane adam. Biri gidince oyun mahvoluyor. Çünkü 20'de o geminin geldiği füze attığımız yerde feci şekilde kalabalık düşmanlar geliyor. O da aynı şekil. Bir kere kalkıyorsun, ikinciyi kalkıyorsun, ondan sonra oyun bitti. Orada bitiyorsun yani. Dirilme falan filan yok. Şu eski The HQ, eski adı baskın olan bölümü oynayayım desen, oradan veriyor mu bakmamıştım bile. Abi şaka gibi ya, VIP falan yokken ki şunlar geldi. Bunlar geldi artık VIP yok. Oyun sana VIP vermiyor. Yüzde sıfırla gidiyorsun. VIP yok. Düz oyunda verirse onu şey yapıyorsun. Abi 18'de 19'da ölüyorsun. The HQ şeyinde o kadar uğraşıp didinip emek verip 1.200 oyun parası falan veriyor. Lan bu eskiden 5.000 6.000'den aşağı vermezdi. 15'te 14'te ölürdün 5.000 oyun parası 6.000 oyun parası veriyordu. Dediğim gibi arkadaşlar o craft kartları Spec Ops'tan da toplayabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Ama çok affedersiniz bobayı toplarsınız buradan. Veya işte hack açmış birilerini bulacaksınız herhalde. Çünkü oyun ona yetiyor. Hack de al. Sadece PvP için değil. PvE görevleri için de hack al. Bir şeyler kasmaya çalış işte burada. Yani legal yöntemlerle oyuna K para satın alacağına falanca siteye ben hilesini koydum oyunun. Al oradan. Para. Her şey para. Yani bu Spec Ops görevlerinin aşırı zor olmasının, imkansız bitirilemez olmasının sebebi bence hile satmak. Kimse kusura bakmasın. Benim diyen oyuncu bunlar bitirmez uğraşıp da. Bu takım savaşı, takım oyunu bunlar. Ve hadi diyelim bitirdin. Uğraştın. Hani şey değil, verdiği bir şey yok. O adamları ikinci kere sen bir araya toplayamazsın. Yine öyle 3-5 tane craft kartı için, 1.000 oyun parası için falan kimse zaman vermez gider PvP oynarlar. Bu belli ki hani Mars'ın normali hard'ı zartu zurtu, Sunrise'ın hard'ı bilmem nesi şey olsun maksat. Hile satın alsınlar. Hileyle geçip de o craft kartları toplamaya çalışsınlar. Ben bundan bunu anlarım. Dediğim gibi arkadaşlar ilk girişle toplayabilirsiniz. Şeyle toplayabilirsiniz. Ranked vs'yle toplayabilirsiniz. Ama çok saçma bir şey abi. Kredi çekmeye. Şuna seni yönlendirmeye çalışıyor paso. İşi, gücü nerede o free kart zımbırtısı? Şuna, şunu. 6.000 kredi ver, 1.000 tane al geç. Dava bu. Dava bu. Ben bundan bunu anlıyorum yani. Zaten bu bence bu craft kartları biriktirenler de 300-500'e de takılıp kalacak. O ilk girişteki verdiği zamazingoları da vermeyi kesecek oyun. Alan aldı bize ne abi diyecekler. Bir günceleme yapacaklar. Bunlar gidecek yine başka şeyle gelecek. Sen öyle 500-600 tane 300 tane kart kastığınla dımdızla kala kalacaksın meydanda. Sonra kızıp ya o kadar uğraştık bari şundan alayım. Hani şundan alayım diyeceksin. Bütün mesele bu.
Ranked'de toplayabilirsiniz. Şu ilk girişlerle toplayabilirsiniz arkadaşlar. Spec Ops'lardan da verdiğini söylüyor oyun. Kaç tane verdiğini bilmiyorum. Deneme fırsatım olmadı ama hani hileli birileri yoksa yanınızda Spec Ops'tan alamazsınız. Onu geçin yani. Ve bu adamı kanser eder. Günde 5 tane 10 tane veriyor. Hepsine de 4'e de değil arkadaşlar. 4'e de değil. 5 tane 10 tane. Mesela ben kaçıncı güne kadar toplamışım? Ha, 6 gün toplamışım. 6 kere 10 60 eder. Herhangi bir tüfeği 60 olsaydı 10-10 verse tamam bak hızlı bir kill o zaman. 1 veriyor, 5 veriyor, 10 veriyor. Öyle bir algoritma seni ölmeyip sürdürecek şekilde ayar çekmiş algoritmasını oyunun. Hani ömrünüz yetmez oğlum bunları çıkartmaya. Yani, neyse bence boş verin gitsin. Uğraşmayın. Bence.